Şimdi bu müftülük yasasının geçmesi büyük oranda çocuk gelin oranını arttıracak. Ve kadınların haklarını elinden alacak. Bu yüzden kadınlar buna karşı günlerdir eylem yapıyorlar. Ve benim anlamadığım nokta, tamam, kadınların buna tepki göstermesi çok doğal ama aynı şekilde bence erkeklerin de buna tepki göstermesi gereken bir durum var. Ve fiili olarak bu aslında, ben şunu demiyorum, rejim değişiyor gibi bir şey söylemiyorum ama rejimde sistematik olarak bir değişikliğin de bir göstergesidir bu. Sonuç itibariyle nikah örneği. Tamam. Bunun yerine illa bir şeyler değişecektiyse kadınları daha koruma altına alabilecek yasalar buraya konabilirdi. Yani bu birazcık bana inatlaşmaydı ve inatlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkarıldı gibi geliyor. Ve veya işte İmam Hatip mezunlarını nereye yerleştireceğiz? Bir alan açmak gerektiği gibi geliyor ama yaşam alanlarımıza ve etik değerlerimize karşı bir cinsiyetçi bir yasa olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Hiçbir Alevi resmi nikah yapmadan pir nikahıyla yaşayan Alevi yok, böyle bir şey. Zihniyet olarak da yok. Aslında teknik olarak baktığınızda Sünni İslam'da da bunun böyle olmaması gerektiği defalarca kere söyledi. Önce resmi nikah, sonra imam nikahı. Çünkü resmi nikah vatandaşlıkla alakalı bir şey ve medeni kanunla alakalı bir şey ama imam nikahı tamamen kişiyle Allah arasındaki bir şey, tam olan bir şey ve bunu getirip yasaya koymak büyük bir devrim bence, yani tamamlamak için bence.